istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle insanımıza, hukukumuza, yargılama sistemimize büyük katkılar sağlamıştır. Adalet Bakanı 6. yılında istinaf değerlendirme toplantısına katıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında olan istinaf mahkemelerinin kapatıldığını, ardından 2004 yılında istinaf mahkemelerinin yasalaştığını söyledi. 12 yılda yasa çıktıktan sonra istinafın faaliyete geçmesi maalesef mümkün olamamıştır. Bozdağ 18 bölgede adli istinaf, 9 bölgede ise idari istinaf mahkemesinin bulunduğunu, 400'ü aşkın dairede ise 2583 hakim ve savcının görev aldığını söyledi. Bundan sonraki hedefin de daire ve hakim, savcı sayısını Avrupa ortalamasına taşımak olduğunun altını çizdi. Bu oranları da daha ileri noktaya taşıyacağımızdan hiç ama hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Adalet Bakanı istinaf mahkemelerinin en büyük faydasının Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azaltmak olduğunu vurguladı. Eğer istinaf faaliyete geçmemiş olsaydı bugün itibariyle tahmini söylüyorum Yargıtay'ımızın önündeki dosya sayısı 5 milyon civarında olacaktı. Bekir Bozdağ istinaf mahkemeleriyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. İstinafın faaliyete geçmesi davaların görülme sürelerini olumsuz etkilemediği gibi davaların uzamasına da neden olmamış, aksine görülme sürelerini olumlu etkileyerek davaların kısalmasına sebebiyet vermiştir. Bozdağ istinafı atlayarak temize gidilmesine de değindi. Biz bakanlık olarak yeni dönemde istinafı atlayarak temiz yolunu açan bir sürecin başlatıcısı ve uygulayıcısı olmayacağız. Çünkü istinafa güveniyor, vatandaşlarımızın hak arayış ve haklarını savunma konusunda ikinci derecede yargılamanın şart ve gerekliliğine inanıyor ve bunun da herkese kazandırdığını düşünüyoruz.